JAN TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 15 Ağustos 2017 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek bina olarak yapılması planlanan 250 yatak kapasiteli binanın yapım çalışmalarına başlanıldı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek bina olarak yapılması planlanan 250 yatak kapasiteli binanın yapım çalışmaları başladı. İnşaat yapımı, yer tahsisi yapılarak ek binanın 760 günde bitirilmesi planlanıyor. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanındaki 42 bin metrekare alan arazi içerisinde yapılacak olan binanın temel açma çalışmaları başladı. Mevcut hastanenin Erzincan'ın ihtiyacına cevap veremez hale gelmesiyle birlikte yatak sayısında da ihtiyaç doğurması ek binanın bir an önce yapımına başlamasına neden oldu. Yapılacak ek bina ise mevcut bina kadar olup 42 bin metrekare alan içerisinde olacak. Mevcut hastanenin batı kısmında olacak. Yaklaşık 27 bin metrekarelik yer kamulaştırıldı. Hastane son model ve son teknoloji ile donatılmış olacak. Hastane 250 yatak kapasitede zemin kısmında aciller, acil servisin üzerinde yoğun bakımlar, doğumhaneler, ayrıca hastanede kolonoskopi odası, endoskopi odası, bronskopi odaları ve kemoterapi odaları olacak. 760 gün içinde hastaneye yapım süresi koyuldu. Yapımı başlayan ek bina mevcut hastanenin dış görünümü şekline uydurulacak. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Erzincan Belediyesi otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bu alandaki çalışmalarımızı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlayacağız dedi. Bu alan yıllardan beri atıl vaziyetteydi. Bu sene buranın projesini çizdik. Park Bahçe Müdürlüğü olarak ekibimizle birlikte burada bahar ayıyla birlikte çalışmalara başladık. Fakat şehrin muhtelif yerlerinde çalışmalar olduğundan dolayı ağırlığı buraya veremedik. Bugün itibariyle tüm ekiplerimizi park bahçedeki sulama, hazır iş kolu, inşaat ekipler gibi ekiplerin tamamını hemen hemen buraya çektik. Ve burada çalışmalarımıza hız verdik. Burası yaklaşık 4-4,5 dönümlük bir alan ve Erzincan'ın gözde bir yerleri. İl dışından gelen misafirlerimizi ağırladığımız bir mekan. Burada yolcular otobüs beklerken, dinlenirken, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar için her türlü ihtiyaçları göz önüne alarak burada ciddi manada bir çalışma başlattık. Burada yeşil alanlar olacak, yürüyüş alanlar olacak, havuzlar olacak, köprüler olacak, kamelyalarımız olacak, otomatik sulama sistemimizi çekeceğiz ve büyük boy ağaçlarla burayı yaklaşık bir ay içerisinde inşallah bitirmiş olup hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu projenin bedeli yaklaşık olarak 350 bin lira civarında olacak. Diğer parklar gibi bu parkında hemşerilerimize, gelen misafirlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Erzincan'da 2017 yılı tüketici hakem heyetleri bölgesel eğitim çalışması düzenlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da 2017 yılı tüketici hakem heyetleri bölgesel eğitim çalışması düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen çalışmaya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, Erzincan Tüketici Hakem Heyeti Müdürü Recai Palabıyık, ilçe müdürleri, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane Tüketici Hakem Heyeti Müdürleri ve personeller katıldı. Çalışmada tüketim hakları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Çalışma öncesi Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber, tüketim haklarının ne kadar önemli bir yere geldiğini vurguladı. Öncelikle şunu belirtmem lazım ki, kısıtlı imkanlarla almış olduğumuz mesafe çok önemli, çok kayda değer, çok kabul görmüş ve çok takdire şayan bir yoldasınız. Yaptığınız iş çok kutsal. Gerçekten önceleri çok çok önemsenmeyen, tüketici hakkının korunması deyince aldığınız basit bir eşyanın çözümünün
arandığı yer olarak görünmekten çıktı. Bugün koca bir tüketici hukuku oluştu ki birçok akademisyenin, birçok hukukçunun artık ticaret hukukundan, borçlar hukukundan uzaklaşıp bu noktaya doğru akademik çalışmalar yaptığını görüyoruz. Buradan bir rol almaya çalıştığını görüyoruz. Bu bizim için de önemli. Yani tüketici hukuku ailesi, tüketici hukuku fertleri, üyeleri daima genişlemekte ve daha da önem kazanmaktadır. Daha doğrusu hak ettiği noktaya doğru hızla ilerlemektedir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Neden tüketici hukuku, neden devlet tüketiciyi korur? Hepimizin bildiği ama açılışta her zaman tekrar ettiğimiz, tekrarlılığı da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir durum var. Devlet tüketiciyi neden korur? Çünkü tüketici aldatılmaya, yanıltılmaya müsait bir durumdadır. Belki esnafımızı kastetmiyorum. Yani esnafımız da aslında bir tüketici kadar zayıf durumdadır. Ama özellikle büyük ticaret şirketlerinin yanıltması muhtemel olan durumlarda tüketici çok rahat aslında satın almayı düşünmediği, hele hele yanıltılmayı hiç de düşünmediği bir ortamda kendisini bulabiliyor. Her alanda kendinden söz ettiren Erzincan'ın gururu olan badmintonlu sporcular ve teknik ekibi milli takıma sporcu kazandırmaya devam ediyor. Her alanda kendinden söz ettiren Erzincan'ın gururu olan badminton sporcuları ve teknik ekibi milli takıma sporcu kazandırmaya devam ediyor. Adeta milli takımın kaynağı haline gelen Erzincan, badminton'da milli takıma 12 sporcu kazandırarak Türkiye'nin %60'ını kapsıyor. Erzincan badminton antrenörlerinin hedefi, Erzincanlı sporcuların olimpiyatlara girip dereceler alması. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren milli takım antrenörü Murat Sönmez, hedeflerinin olimpiyatta Erzincanlı sporcuların Türkiye'yi temsil etmesi olduğunu ifade etti. 2 yıl içinde milli takımın neredeyse %50'si %60'ı Erzincanlı sporculardan oluşmakta. Bu başarı tabii ki her geçen gün artarak devam etmekte. Badminton Federasyonu'nun son dönemde göndermiş olduğu 4 turnuvada da Erzincanlı sporcular gerçekten milli takımın yüz akı oldu. Yine en son Bulgaristan'da yapılan uluslararası gençler turnuvasında 4 madalya alındı. 4'ünü de Erzincanlı sporcular aldı. 25 sporcudan oluşan kafilemiz 4 madalyasının Erzincanlı sporculardan oluşması bizi gerçekten de gururlandırdı. Ülkemizin yüz akı oldular. Yine Bulgaristan'da Sofya'da yapılan Büyükler Turnuvası'nda şu an Erzincanlı sporcular gayet iyi gitmekte. Hedefimiz olimpiyatlara Erzincan'da yetişen ve Erzincan adına yarışmalara katılan sporcular yetiştirmek. Şu andaki bütün çalışmalarımız buna yönelik. Tabii ki bu başarıların arkasında özellikle Genç Spor İl Müdürlüğümüz, bize her türlü desteği veren Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ve bizi gerçekten de sosyal medyada destekleyen halkımız gelmekte. Bizi gerçekten çok onurlandırmakta. Bizim bundan sonraki hedefimiz gerçekten Erzincan'da yetişip olimpiyatlara sporcu göndermek. Bizim bütün çalışmalarımız bu doğrultuda gereken tüm çalışmaları uygulamaktayız. Günde yaklaşık 6,5-7 saatlik bir çalışma programımız var. Bu çalışma programı dahilinde milli sporcularımız her geçen gün uluslararası başarıları artarak sürdürmekte. Erzincanlı sporcularımız 7 kişilik kafile ile Ankara'da yapılacak olan 15 yaş Türkiye Şampiyonası ve akabinde yapılacak milli takım seçmesine katılacaklar. Biz bu seçmeye çift antrenmanla hazırlandık. Hedefimiz en az buraya 3 veya 4 tane sporcuyu milli takıma sokmak olacak. Daha sonra da bu sporcularımızı Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi temsil etmek şartıyla, amacıyla çalıştırmak olacak. Sporcularımız yaklaşık 3 aydır bu müsabakaya kilitlendiler. Şu anda çalışma tempoları gayet güzel. İnşallah Erzincan'ımızı Ankara'da en iyi şekilde temsil eder, dereceyle döneriz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.